Temiz Giysi Kampanyası Derneği, tekstilde çalışan işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulmuştur. Ücretini alamayan işçiler, sendikalaştığı için işten atılan işçiler, tacize uğrayan işçiler, mobbinge uğrayan işçiler, kötü koşullarda çalışan işçiler Temiz Giysi Kampanyası'na başvurabilirler. Ayrıca sendikalaştığı için baskıya maruz kalan, işçileri işten atılan sendikalar bizim acil eylem metodumuzu kullanmak üzere Temiz Giysi Kampanyası'na başvurabilirler. Bize başvurduklarında onların bu davalarını biz acil eylem davası olarak kabul ediyoruz. Bu davayla ilgili öncelikle ilgili hangi marka üretim yapıyorsa o markaya bir mektup göndererek bu sorundan bahsediyoruz. Eğer marka soruna bir çözüm bulmazsa markayla ilgili çeşitli stratejiler geliştirerek kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyayı da aslında Temiz Giysi Kampanyası Network'ünde olan 278 örgütle beraber yapıyoruz. Biz dünyanın birçok ülkesinde bir anda sokağa çıktığımızda ya da bir anda aynı markaya aynı dakikalarda hedef aldığımızda marka adım atmak zorunda kalıyor. Geçmişte bununla ilgili çok ciddi kampanyalar başardık. Dünyanın en ünlü markalarından Next, Mango ve Zara'ya üretim yapan bir firma batmıştı. Firma batınca 151 işçi son 3 aylık maaşlarını, kıdem tazminatlarını, ihbarlarını almadan ortada kalmışlardı. Bu işçiler sendikalarıyla bize başvurduklarında biz bu markalara bu sorunu ilettik. Çünkü bu insanlar sizin etiketinize hizmet ediyor ve siz bu üründen para kazanıyorsunuz dedik. Olumlu bir cevap almayınca biz bir imza kampanyası yaparak tüketicilerden destek istemiştik. Bu imza kampanyasını duyurmak için bir strateji geliştirmemiz gerekiyordu. İşçiler ürünlere etiket yerleştirerek aslında tüketicilerden destek istedi ve kampanya bir haftada 100 milyon insana ulaştı bütün dünyada. Ve işçiler işte markanın mağazalarının önünde çeşitli eylemler yapmaya başladı. Marka daha fazla dayanamayarak işte Türkiye'ye gelip aslında bu işçilerin ücretlerini ödedi. Bu aslında Türkiye'de bir ilk oldu. İlk kez bir marka Türkiye'de yasal olarak sorumlu olmadığı ama etik olarak sorumlu olduğu tedarik zincirindeki işçilerin ücretini ödemiş oldu.